Merhaba, hoş geldiniz. Sağlık Bilgisi kanalında sağlıkla ilgili sadece bilgi içeren, fantastik kliplere pek yer vermeyen bir bilgi kanalı olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi bu sunumumuzda size karaciğerin vücudumuzda ne iş yaptığını kısaca anlatacağım. Karaciğer vücudun sağ tarafında bulunan ve safra kesesiyle beraber yakın komşulukta olan, çünkü neden? Karaciğerde safra sentezlendiği için bu safra kesesine gidiyor ve oradan da ince bağırsağı, yani 12 parmak bağırsak dediğimiz bağırsağı safraya döken büyük bir organ. Safra kesesi en büyük organ. Yaklaşık 1,5 kilo civarında bir ağırlığa sahip. Ve asıl önemlisi kendini yenileyebilen tek bir organ. Karaciğer yetmezliğinde, sirozda eğer organ nakli yapılırsa küçük bir parça karaciğerin nakledilmesiyle beraber bu karaciğer dokusu kendisini yenileyerek büyük bir karaciğer haline dönüşebilir. Karaciğerin en önemli görevi zehirli maddeleri vücuttan uzaklaştırmasıdır. Toksinler ya da toksik maddeler dediğimiz maddeler bu detoksifikasyon işlemiyle vücuttan uzaklaştırırlar. Karaciğerin bir numaralı görevi metabolizmadır. Metabolizma içerisinde bazı maddelerin yapımı, ki biz buna anabolizma adını veriyoruz, veya katabolizma bazı maddelerin yıkımından sorumludur. Karaciğerin görevleri içerisinde en stratejik olanlarından bir tanesi, kanın pıhtılaşması için gerekli faktörleri sentezlemesidir. Karaciğer bozukluğunda bu faktörler yeteri kadar sentezlenemediğinden dolayı hastalarda kanama meydana gelebilir. İkinci önemli fonksiyon ise sindirimdir. Safra salgılayarak bağırsaklardan besin maddelerinin özellikle emilimini sağlamaktadır. Hangi besin maddeleri diyecek olursanız bunun içerisinde özellikle yağlar ve bazı vitaminleri sayabiliriz. Bu vitaminler de kısaca A, D, E ve K vitaminidir. Karaciğerin önemli bir fonksiyonu da depolamadır. Başta glukoz olmak üzere besin maddelerini depolar. Glukoz birbirine eklenerek glikojen adlı bir madde sentezlenir ve bu şekilde karaciğerde vücut için gerekli olan en büyük enerji molekülü olan glukoz saklanır. Gerektiğinde bu glikojeni parçalarak glukoz haline getirerek vücuda enerji sağlayan maddelerin sentezlenmesi gerçekleştirilir. Başka bir sentez ise özellikle başta protein depolamak için albümin adını verdiğimiz bir madde sentezlenmektedir. Bu albümin aynı zamanda kandaki maddelerin bir arada tutulmasını sağlayan bir çekim gücü yaratmaktadır. Bunun eksikliğinde vücutta kandaki sıvı doku aralığına geçerek değişik hastalıklar oluşturabilmektedir. Bunun yanında yağ ürünleri, ki bunların içerisinde trigliserit ve kolesterol sayabiliriz, bunlar da karaciğerde sentezlenmektedir. Karaciğerin en büyük düşmanı alkol ve alkolle beraber ortaya çıkan karaciğer yetmezliği tablosuna siroz adını vermekteyiz. Dolayısıyla eğer karaciğer bir kez bozulduğu zaman herhangi bir şekilde onu tekrar yerine koyma imkanımız yok. Böbrek yetmezliği de olduğu gibi diyalizle de ya da ona benzer bir yöntemle vücudun toksik maddelerden temizlenmesi pek olasılıklı görülmeyebilir. O yüzden sirozun ileri dönemlerde hastanın tek alternatifi organ nakli, yani karaciğer naklidir. Özellikle toksik maddeler olarak kabul edilen ilaçlar da karaciğerde detoksifiye edilirler. Yani verilen ilaçların bir kısmı karaciğerde yok edilir. Bu da vücudun toksik maddelere karşı verdiği bir reaksiyondur. Efendim, böylelikle Sağlık Bilgisi kanalında karaciğerin görevleri hakkında size bilgi aktardım. Abone olursanız sevinirim. Eleştirilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.